Gadasını aldıklarım, nasılsınız? Maşallah. Kayseri'yi özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla Kayseri de bizi özlemiş. Bizleri bugün burada sağlıkla, huzurla, esenlikle, güvenle bir araya getiren Rabbime hamd ediyorum. Tabii Kayseri'ye gelirken eli boş gelmek olmaz. Bugün hem yapımı tamamlanan çeşitli bakanlıklarımıza, belediyelerimize ve özel sektörümüze ait eserlerin açılışını yapıyoruz. Hem de yeni yatırımların temelini atacağız. Açılışını yapacağımız eserlerin güncel yatırım tutarı 30 milyar liraya yakın. Temelini atacağımız yatırımların toplam tutarı da 24 milyar lirayı buluyor. Dolayısıyla sadece bugün Kayseri'ye yaklaşık 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Artık giderken de sucuğumuzu, pastırmamızı, çemenimizi, mantımızı, sarmamızı, katmerimizi, gravurumuzu eksik etmezsiniz herhalde. Kayseri'nin sanayisi, ticareti, tarımı ve erciyesi gibi değerlerini mutfağıyla da taçlandırarak kendisine yeni kazanç kapıları açacağından şüphe duymuyorum. Kayseri sağ olsun. Bugüne kadar bize hep açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye şükran borcumuzu yaptığımız eserlerle, getirdiğimiz hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz. Mesela şehrin gelişimine yapacağı katkıları gördüğümüz için 23 milyon metrekarelik Erciyes Dağı'nın tapusunu, Yamula Barajı'nın raylı sistemlerin işletmesini hiç tereddüt etmeden şehrimizin yönetimine devretmiştik. Bu şehre yapılan her projenin bizzat takipçisi oldum. Talimatlarını verdim. Neticelenmesini sağladım. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılış ve temel atma törenleriyle tamamlıyoruz. Tabii birileri bugün yapacağımız açılışlara ve temel atmalara inanmayıp yalanla, iftira ile, istihza ile işi sulandırmaya çalışacaklardır. Hatırlarsanız 2003 yılında yine Kayseri'ye yaptığımız bir ziyarette 130 fabrikanın birden temelini atmıştık. Bundan Allah razı olsun. Ben ak kadınlara inanıyorum. Ak kadınlar yorulmaz, liderini yolda bırakmaz. Bundan 19 yıl önce attığımız o temellere birileri yine bıyık altından gülmüş, bu kadar sayıda fabrikanın yapılamayacağını iddia etmişti. Temelini attığımız o 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine daha yüzlercesini de yaptık. Şimdi de 1200 fabrikalık kapasiteye sahip yeni organize sanayi bölgelerimizin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah Rabbim ömür verirse bu fabrikaların tamamının da inşa edilip harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz. Bugün resmi açılışını yapacağımız eserler arasında eğitimde,
anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar her seviyede 323 derslik spor salonu ve 100 yataklı pansiyon yer alıyor. Sağ olasınız. Ayrıca üniversitelerimizin tamamlanan yatırımlarını hizmete açıyoruz. Talas ve Tomarza'da gençlik merkezi, yurt yenilemesi, spor salonu ve futbol sahası yenilemesi işleri tamamlandı. Sağlıkta 75 yataklı Bünyan, 150 yataklı Develi, 10 yataklı Sarız, 75 yataklı Yahyalı ilçe hastaneleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi hizmete girdi. Develi'deki hastanemize geçtiğimiz haftalarda Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Develili Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Gelin hep birlikte Ekrem kardeşimize bir Fatiha okuyalım. TOKİ karpuz tutanda 535 konutu, Süksün'de de 108 konutu, Tomarza'da 277 konutu, Erkilet'te 228 iş yerini altyapısı ve çevre düzenlemeleriyle hizmete hazır hale getirdi. İller Bankası projesiyle çeşitli arıtma tesisleri şehrimize kazandırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın çeşitli ilçelerimizdeki cami, Kur'an kursu, gençlik merkezi gibi yatırımları bitirildi. Tapu Kadastro, AFAD, Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlarımıza yeni hizmet binaları inşa edildi. Milli Savunma Bakanlığımız A400M uçaklarının bakım tesisini ve Absisan fabrikasını hizmete sundu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteklediği 8 ayrı proje tamamlandı. Kayseri Gar binası restore edildi. Anafartalar Şehir Hastanesi mobilya kent tramvay hattının inşasını bitirdik. Kayseri Kırşehir otoyol bağlantı yolunun yapımını nihayete erdirdik. Toplam bedeli 2 milyar lirayı bulan bu kamu yatırımlarını resmen hizmete açıyor ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, tabii ben bugün karşımda bu muhteşem katılımı görünce gerçekten sizlerle ne kadar övünsem azdır ve Rabbime hamd ediyorum. Bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için hamdolsun. Şimdi geliyorum belediyelerimizin açılışlarına. Kayseri Büyükşehir Belediye'miz biyogaz tesisinden toplu konuta, yol ve bulvar yapımından alt üst geçitlere, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarından millet bahçelerine, spor tesislerinden sosyal hizmet birimlerine kadar tam 105 kalem eseri sizlere kazandırdı. Toplam yatırım tutarı 3 milyar 788 milyon lirayı geçen bu yatırımların Kayseri'mize
hayırlı olmasını diliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Aynı şekilde Akkışla, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Koca Sinan, Melik Gazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar belediyelerimizin toplamda 189 kalem projesinin resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Yerel yönetimlerden özellikle doğmuş bir siyasi iktidar olarak belediyelerimizi her alanda destekliyor, yaptıkları eserlerle ve verdikleri hizmetlerle gurur duyuyoruz. İlçe belediyelerimizin yatırımlarının da hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen başkanlarımızı ve herkesi tebrik ediyorum. Kayseri, üretimin ve emeğin Orta Anadolu'dan parlayıp tüm ülkeyi kendine hayran bırakan yıldızıdır. Bugün çeşitli organize sanayi bölgelerimizden tamamlanan özel sektör yatırımlarının da resmi açılışlarını yapıyoruz. Kayseri organize sanayi bölgesinde yatırım tutarı 3 milyar 147 milyon lirayı bulan 24 ayrı tesisin İncesu organize sanayi bölgesinde yatırım tutarı 6 milyar 316 milyon lirayı bulan 30 ayrı tesisin Mimar Sinan organize sanayi bölgesinde yatırım tutarı 520 milyon lirayı bulan 28 ayrı tesisin. Kayseri serbest bölgede yatırım tutarı 896 milyon lirayı geçen 6 ayrı tesisin. Kayseri gaz bünyesinde yatırım tutarı 811 milyon lirayı bulan bir projenin güneş enerjisinde yatırım tutarı 1 milyar 700 milyon lirayı bulan bir santralin toplamda 13 milyar 390 milyon liralık yatırıma ve 7200'ün üzerinde istihdama sahip 90 tesisin resmi açılışlarını bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımları yaparak istihdam oluşturan, üreten, ihracat yapan, ülkemizi büyüten her bir iş insanımızı tebrik ediyorum. Emekleriyle bu tesislerin işlemesini sağlayan mühendislerimize, işçilerimize, tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Böylece bakanlıklarımıza, belediyelerimize ve özel sektörümüze tüm bunlara ait 30 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 477 projenin resmi açılışını yaparak sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize, Kayserimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bunlar bitirip hizmete açtıklarımız. Bir de bugün temelini atacaklarımız var. Biliyorsunuz ülkemizi tarihinde ilk defa yüksek hızlı tren konforuyla biz tanıştırdık. Kayseri'nin de bu konforlu demir yolu seyahatinden faydalanmasını istedik. Bunun için Ankara-Sivas yüksek hızlı demir yolu hattına Yerköy üzerinden bir bağlantı projesi hazırlayarak Kayserimizi bu ağa dahil etme kararı aldık. Yerköy Kayseri hattı 142 kilometre uzunluğa sahiptir. Kardeşlerim, bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar yapsa ancak
sökülen musluğu takarlar. Kardeşlerim, proje tamamlandığında Kayseri, Ankara arası trenle 2 saatlik mesafeye düşecek. Yolcu, yük ve vakit tasarrufu, su, hava, gürültü kirliliğini azaltması ve karayolu işletme giderlerinde sağlayacağı düşüşle bu hattın ekonomimize katkısı 30 yıllık işletme süresi boyunca 10,5 milyar lirayı bulacaktır. İnşallah programımızın sonunda hızlı tren hattımızın temel atma törenine canlı bağlantıyla katılarak bu sevinci beraberce yaşayacağız. Hazır mıyız? Heyecanlı mıyız? Biraz sabır. Ayrıca açılışını yaptığımız yatırımlar arasında yer alan Kumsmal Alışveriş Merkezimiz ile ülkemiz için önemli bir yatırım olan cam elyaf fabrikamıza da canlı bağlantıyla tekrar hayırlı olsun dileklerimizi ileteceğiz. Kardeşlerim, efendim, hep söylediğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Eser ve hizmet söz konusu olduğunda Allah'ın izniyle bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Bunu gördükleri için de tartışmaları yalan ve iftira ile başka alanlara çekmeye çalışıyorlar. Ama biz bu oyuna asla gelmeyecek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelesinden asla taviz vermeyeceğiz. Aksi takdirde bu vebalin altından kalkamayız. Kayseri'deki sizlerle birlikte 85 milyon vatandaşımızın huzuruna alnı ak çıkabilmek için daha çok çalışacak, ülkemize daha çok eser ve hizmet kazandıracağız. Bunu da karşımızdaki onca, hatırlayın, kifayetsiz muhterise, 5. kol faaliyeti yürüten hainlere, sırtını terör örgütlerine dayayan siyasetçi müsveddelerine rağmen yapacağız. Siyasetteki 40 yılı aşkın çalışmalarımızın her safhasında en çok keyif aldığımız, en çok gurur duyduğumuz anlar işte böyle vakitlerdir. Geride bırakacağımız en önemli mirasında bu eserler ve hizmetler olduğunu biliyoruz. Rabbime, bize, bu ülkeye ve bu millete hizmet imkanı verdiği için hamd ediyorum. Rabbime, bana böyle bir milletin evladı olma şerefini bahşettiği için hamd ediyorum. Bizim ülkemiz için, milletimiz için, coğrafyamız için, medeniyetimiz için hayallerimiz var, hayallerimiz. Unutmayınız, hayalleri olmayanların hedefleri de olmaz. Bundan 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde birileri bize dudak bükmüştü. Ardından 2053 vizyonumuzu, 2071 vizyonumuzu dile getirmeye başladığımızda yine aynı küsümceyici tavırla karşılaşmıştık. Ülkemizin altyapısını baştan sona yenileyerek, milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek, siyasi ve diplomatik gücünü tüm dünyaya kabul ettirerek, vizyonlarımıza ve hedeflerimize adım adım yürüdük. Önümüze çıkan engelleri Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle aşarken hep birlikte bedeller de ödedik. Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin son 2 asırlık serencamından, Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarından zerre kadar ders almamış bir güruhun
hezeyanlarını tekrar işitmeye başladık. Biz bugüne kadar attığımız her adımda milletimize güvendik, ülkemize güvendik. Bunların ülkeleri ve milletlerine güvenleri yok ki onlar üzerine hayaller kursunlar. Bunların aslında kendilerine de güvenleri yok. Kardeşlerim, Boğaz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü biz inşa ettik mi? İstanbul'umuza denizin altından Marmara'yı yaptık mı? Avrasya Tüneli'ni yine denizin altından biz yaptık mı? Osman Gazi Köprüsü'nü biz yaptık mı? Kardeşlerim, İstanbul İzmir 6,5 saatti. İstanbul İzmir'i 3 saate. Bay Kemal, sen oranın milletvekilisin. Biz yaptık mı? Şanlıurfa Adıyaman Nisipi Köprüsü'nü yine biz yaptık mı? Kardeşlerim, 26 hava alanından aldık. Şu anda 58 havalimanı var. Biz yaptık mı? Ve 6100 kilometre karayolu varken şu anda 28.000 kilometre havalimanı yola, karayoluna ulaştırdık mı? Durmak yok. Durmak yok. Evet. Şimdi diğer adımları atmaya devam ediyoruz. Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından Cumhurbaşkanı adaylarını ittifaklarının kesin ortakları ilan ederlerdi. Hala Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Hala diyorlar ki Cumhur İttifakı adayını açıklasın. Hala diyorlar ki seçim tarihi belli olsun. Bay Kemal, Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, seçim tarihi de belli. Gerek şahsım, gerek Sayın Bahçeli defalarca seçim tarihini de, adayımızı da ilan ettik. Kendi adaylarıyla karşımıza çıkıp eser ve hizmet siyaseti yarışına girmesi gerekenler ise sağıra yatıp, hele bir de Erciyes'in tepesindeki karlar erisin havasında gökyüzüne bakarak ıslık çalmaya devam ediyorlar. Aslında bu tavırlarıyla kendilerine güvenleri olmadığını söylüyorlar. Seçim filan istemedikleri, hallerinden memnun olduklarını söylüyorlar. Ülkeyi yönetme sorumluluğunun altına girecek, değerli kardeşlerim, bunların yürekleri bulunmadığını söylüyorlar. Milletimize anlatacak vizyonları, hayata geçirecek programları, yönelecek hedefleri olmadığını söylüyorlar. Ama mecburen bu oyunu oynamaya mecbur oldukları için de sürekli kaçak güreşerek yerimiz dar türküsünü söylüyorlar. Kardeşlerim, siz bunların kürsülerden nasıl höykürdüklerine, sosyal medyada nasıl efelendiklerine sırtlarını pışpışlayan büyükelçilerden aldıkları cesaretle seslerini nasıl yükselttiklerine bakmayın. Gençler, işin aslı budur. İşin aslı bunların ülkeyi yönetmek gibi bir gayelerinin de hazırlıklarının da olmadığıdır. Hiçbir şey yapmadan sadece konuşarak muhalefet yapmanın konforu dururken eğitimden sağlığına, altyapısından güvenliğine, savaşından salgınına,
ekonomisinden tarımına bunca yükün altına soruyorum. Girerler mi acaba? Girmezler. Bunlar dün de öyleydi. Bugün de öyle. Eğer gerçek bir değişime maruz kalmazlarsa yarın da öyle olacaklar. Bu tablo karşısında kendi adımıza değil ama ülke adına üzülüyoruz. Çünkü demokraside iktidar kadar muhalefetin kalitesi de önemli. Bunlara bakınca ise sadece coğrafyamızın kadim deyimiyle NATO kafa, NATO mermer sözünün ete kemiğe bürünmüş halini görüyoruz. Siyasette armut piş, ağzıma düş yöntemiyle yol yürünmez. Bir hayaliniz, bir hedefiniz varsa bunun için çalışacaksınız. İçini dolduracaksınız, insanları ikna edeceksiniz, gönüller kazanacaksınız, gönüller! Ben şimdi buradan ana kademeye sesleniyorum. Kadın kollarına sesleniyorum. Gençler size sesleniyorum. 10 ay kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam. Tüm bunların sonunda yetki alırsanız da bizim 20 yıldır yaptığımız gibi hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan işin başına yeniden geçip programlarımızı ne yapacağız? Hayata geçireceğiz. Ama bunlar, hayalimiz yok, hedefimiz yok, programımız yok ama siz yine de bize oy verin diyerlerse bunlara da haddini bildireceğiz. Şimdi ben sizlere soruyorum. Kayseri bu oyuna gelir mi? Kayserili bu numarayı yutar mı? Türkiye'nin 81 vilayeti bu tiyatroyu şıp diye çözmez mi? 7 düveli kündeye getirmiş Türk milleti bu tezgaha gelir mi? Bu sinsi senaryonun hesabını inşallah 2023 Haziran'ında sandıkta hep birlikte sormaya hazır mıyız? Küresel krizin ülkemize etkilerinden aldıkları cesaretle hiçbir şey yapmadan oturdukları yerden iktidar hevesine kapılanları daldıkları pembe rüyadan beraberce uyandırmaya hazır mıyız? Yürüttüğümüz tarihi mücadeleye destek olmak yerine sürekli çelme takarak kendilerine ülkenin felaketinden ikbal devşirme peşine düşenleri hayal aleminden beraberce inşallah gerçek dünyaya indireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek yaptığımız hiçbir fedakarlığın, akıttığımız her damla terin, yeri geldiğinde döktüğümüz her damla kanın, attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini cümle aleme hep birlikte göstereceğiz. Şimdi hazır mıyız? Çünkü biz biriz. Olmadı. Çünkü biz biriz. Beraberiz. Kardeşiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Çünkü biz tek millet diyerek 85 milyonun tamamını bağrımıza basıyoruz. Çünkü biz tek bayrak diyerek şehitlerimizin tamamını yad ediyoruz. Çünkü biz tek vatan diyerek topraklarımızın tamamını kucaklıyoruz. Çünkü biz tek devlet diyerek son devletimiz, cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma kararlılığımızı anlatıyoruz. Ne diyor Kayserili şair? Bakalım biliyor musunuz?
Tek millet el ele ikbale yürür. Tek bayrak en kadim zirveyi görür. Tek vatan uğruna canını verir. Tek devlet bağımsız, hür olduğunda. Evet, bu değerleri, bu ilkeleri, bu çağrıyı benimseyen herkesle birlikte yol yürümeye, dava arkadaşlığı yapmaya, istiklal ve istikbal mücadelesi bayrağını yükseltmeye hazırız. Kardeşler, varsa yanlışlar düzeltilir. Hatalar telafi edilir. Eksikler tamamlanır. Kırgınlıklar giderilir. Yeter ki sebebi vücudumuz olan imanımıza halel gelmesin. Kardeşlerim, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Yeter ki inancımızın sembolü ezanlarımız susmasın. Yeter ki bağımsızlığımızın timsali bayrağımız inmesin. Yeter ki evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan geleceğimize halel getirecek nifaklara, bozgunculuklara itibar edilmesin. Bunların dışında bir araya gelemeyeceğimiz, birlikte yol yürüyemeyeceğimiz kimse olmadığına inanıyoruz. Biz her zaman niyet hayır, akıbet hayır sözündeki hikmete inandık. Eğer şartlara teslim olsaydık, değil 20 yıl, 2 yıl bile bu ülkeye hizmet edemezdik. Ülkemizin geleceğinde kritik bir dönüm noktası olan 2023 içinde kardeşlerim, niyetimiz hayırdır. Akıbetimiz de hayır olacağından şüphe duymuyoruz. Kayseri'nin bu mücadelemizde de en ön saflarda bizimle birlikte olacağına inanıyorum. Şimdi öyle bir ahitleşelim ki duymayan kalmasın. Şimdi öyle bir sözleşelim ki dostlarımızın yürekleri ferahlasın, düşmanlarımızın kalpleri daralsın. Hazır mıyız? Arka taraflar duyuyor mu? Hazır mıyız? Kayseri 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Kayseri evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Kayseri, ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya var mısın? Kayseri, bu kutlu mücadelede yanımızda mısın? Maşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, biz hep işi hizmet, gücü millet bir kadro olarak sizlerin huzuruna çıktık. Bugün de aynı anlayışla karşınızdayız. Ülkemizin 81 şehrinin her biri demokrasi ve kalkınma mücadelemizin hamdolsun şahididir. Söylediğimiz her sözün arkasında 20 yıllık bir müktesebat var. Bunu en iyi bilen şehirlerden biri de Kayseri'dir. Eğitimde şehrimize 5053 adet yeni derslik kazandırdık. İkisi devlet olmak üzere 3 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 8022 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Gençlik merkezleri faaliyete geçirdik. Stadyum, spor salonları, yüzme havuzları gibi 48 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Kayserili ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 4 milyar lira tutarında
kaynak aktardık. Sağlıkta şehrimize 1607 yatak kapasiteli şehir hastanemizi yaptık mı? Yaptık mı? 20'si hastaneden oluşan toplam 57 adet sağlık tesisi kazandırdık. Çevre ve şehircilikte Tokeli ile Kayseri'de 18 bin adet konutu, sosyal donatı alanları, altyapısı ve çevre düzenlemesiyle tamamlayıp hizmete sunduk. Halen 1815 konutun yapımına devam ediyoruz. Kayseri'de toplam büyüklüğü 2,5 milyon metrekare olan 4 millet bahçesi projemizden birini bitirdik. İkisinin inşasını devam ettiriyoruz. Melikgazi, Koca Sinan, Develi, Hacılar, Talas ilçelerinde yaklaşık 5 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ulaştırmada 83 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 565 kilometre ilaveyle 648 kilometreye ulaştırdık. Yapımı devam eden Develi-Yahyalı yolunu, Pınarbaşı-Mersin hududu yolunu, Himmet'te organize sanayi bölgesi bağlantısını, Sivas ayrımı köprübaşı yolundaki işleri bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Develi ve Niğde istikametlerindeki yolların önemli bölümünü de seneye bitiriyoruz. İnşallah. Tarım ve ormanda Kayseri'ye 11 baraj ve 4 gölet inşa ettik. Bir baraj, bir gölet daha inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle Kayseri'de 490 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleriyle toplam 320 bin dekar zirai araziyi de sulamaya açacağız. Kayserili çiftçilerimize yaklaşık 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 2 teknopark, 14 Ar-Ge merkezi ve 2 tasarım merkezi kurduk. Kayserili iş insanlarımıza toplam 4 milyar lira tutarında prim teşviki verdiğim. Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, 20 yılda yaptıklarımız anlatmakla bitmiyor ve bitmez. İnşallah önümüzdeki yıllarda Kayseri'ye yeni ve daha büyük projelerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız ve temelini attığımız tesislerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kayserimizin bu eserlerle buluşmasını sağlayan bakanlarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü tekrar tebrik ediyorum. Evet, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Adil Bey, Adil Bey bizleri duyuyor musun? Adil Bey bizleri duyuyor musun? Sizleri duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle bir zoomlayalım, çevreyi görelim. Sayın Cumhurbaşkanım, Ankara Kayseri hızlı tren hattı temel atma töreni için hazırız. Ankara'yı Kayseri'ye hızlı, güvenli, konforlu bir şekilde bağlayacak olan hızlı tren hattımız tamamlandığında Ankara-Kayseri arası 2 saat bile tutmayacak. İnşallah bu Kayseri'nin hak ettiği kaliteli, güvenli projemizi en kısa sürede bitirmek için canla başla çalışacağız. Buraya enteresan bir şey yazmışlar. 7 düvel, 7'li masa, sana vız gelir büyük usta demişler.
Hayırlı olsun büyük usta. E bu büyük ustanın yanında sizler gibi ana kademe, sizler gibi kadın kolları, sizler gibi gençler olursa evel Allah durmak yok yola devam. Evet Adil Bey, şimdi Temel Atmaya geçiyoruz. Buyurun, seni dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Ankara Kayseri hızlı tren hattımızın temel atma töreni için hazırız. Talimatlarınızı bekliyoruz. Evet, biz de sizi bekliyoruz. Hazır mısınız? Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Erköy Kayseri hızlı tren hattı temel atma töreni şu anda gerçekleşiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de Glass Fiber cam elyaf fabrikasına bağlanıyoruz. Karşımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank bulunmakta. Buyurunuz Sayın Bakanım. Sayın Varank, duyuyor musun bizleri? Sayın Cumhurbaşkanım, Kayseri İncesu OSB'den sesin Beşler gelmiyor. Firmasının cam elyafı tesisinden. Ne dedi? Sesin gelmiyor. Duyabiliyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanım? Sayın Cumhurbaşkanım, Kayseri İncesu OSB Beşler Firmasının cam elyafı tesisinden hürmetlerimizi arz ediyoruz. Burada Türkiye'de 100 bin ton kullanılan cam elyafı, ki çok stratejik bir ürün, üretilecek. Sene sonuna kadar inşallah 60 bin ton bu firmamız kapasitesini çıkarmış olacak. Türkiye'deki birçok sektör buradaki ürünleri kullanmış olacak. Ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak stratejik bir tesisi ülkemize kazandırmış olmaktan firmamız çok mutlu. Biz de kendilerini tebrik ediyoruz. Emirlerinizle kurdeleyi kesmeyi bekliyoruz. Evet, buyurun, kordele sizde. Makasları da oradaki bütün arkadaşlarımıza bugünün anısına hatıra olarak verin. Ya Allah! Bismillah. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, Bestel Glass Fiber cam elyaf fabrikası hayırlı ve uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de Kumsmal Kayseri Uluslararası Mobilyacılar Sitesi Alışveriş Merkezi'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum bulunmakta ve Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Murat Bey, bizleri duyuyor musun? Murat Bey, duyuyor musun? Duyuyoruz efendim. Makaslar bugünün hatırasına sizler de duyuyoruz kalacak. Efendim. Ve kordeleyi bu şekilde keseceğiz. Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezinin açılış törenine bütün dostlar hoş geldiler. Ve böyle büyük bir mobilya inşallah birimini açmış olacağız. Ya Allah! Bismillah. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, hayırlı olsun. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi de Kayseri'de yapımı tamamlanan tüm tesislerin açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan buradan gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere değerli Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Ve günün anısına İl Başkanımız Sayın Şaban Çopuroğlu ve Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özseki'nin hediyeleri oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyeleri olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurun efendim.
İstanbul'a. Hazır mıyız? Memduh Bey'e de bir makas verin. Bugünün hatırasına makaslar kordelayı kesenlerde kalacak. Sen aldın mı? Buyurun. Kayseri duyuyor mu? Ekranları başında Türkiye duyuyor mu? Ya Allah! Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yapımı tamamlanan tüp tesislerinin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Kayseri'li hemşehrilerimizin ülkemizin, milletimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Tüm bayrakları görebilir miyiz Kayseri? Duruşunuz dosta güven, düşmana korku veriyor Kayseri. İşte ömrünü ülkesine ve milletine adayan lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte liderini yalnız bırakmayan Kayseri. Teşekkürler Kayseri. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yüreğinde Türkiye sevdası, ardında siz aziz milletimizin hayır duasıyla gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışan lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şartlar ne olursa olsun milletinden kopmayan, daima milletinin yanında olan lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hava sıcak olmasına rağmen bu meydanı hınca hınç dolduran, Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan, bağrına basan siz saygıdeğer Kayserili hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve yine alanda görev yapan emniyet mensuplarımıza, güvenlik görevlilerimize, sağlık görevlilerimize, AFAD'a, UMKE'ye çok teşekkür ediyoruz. Gündüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.